Merhaba, bugün size 3 tane karlı, kanıtlanmış swing trade stratejisi göstereceğim. Bunu herhangi bir markette kullanabilirsiniz, hepsine uyarlayabilirsiniz. Örneğin borsada da kullanabilirsiniz, Forex'te de kullanabilirsiniz ya veya işte altında, emtiada, her türlü enstrümanda kullanabilir, her türlü enstrümana uyarlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım hemen. Her şeyden önce swing trade, yani dalgalarla alım satım yapmak ne demek ona bir bakalım. Şimdi dalgalar, yani fiyatlar hiçbir zaman dimdik yukarı çıkmaz veya dimdik aşağı inmez. Mutlaka dalgalar halinde ya yukarı çıkar ya dalgalar halinde ya da aşağı iner ya da dalgalar halinde yatay bir piyasada devam eder. Örneğin şimdi bakalım şöyle. Diyelim ki böyle bir piyasamız var bizim. Bu piyasada mutlaka gördüğünüz gibi dalgalar buradan başlıyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, tekrar yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, tekrar aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Bu şekilde ya yatay bir piyasada devam ediyor ya da trendde ya aşağı doğru düşüş trendinde ya da yukarı doğru çıkıyor. Örneğin şurada bir üst tepe bir öncekinin daha üstüne, yani bir sonraki tepe bir üste ulaşamıyor. Burada da düşüş trendi var, başlıyor. Düşüş trendi var. Bunu analiz ediyoruz. Düşüş trendi olduğunu düşünüyoruz. Ve burada gene fiyatlar yukarı çıkıyor. Düşüş trendi aşağı iniyor. Görüyorsunuz bu dip bir önceki dibin daha aşağısında. Tekrar yukarı çıkıyor ama gene fiyat bir önceki tepenin üstüne çıkmıyor. Gene aşağı düşüyor. Gene yukarı çıkıyor ama bu sefer burada direnç var. Burada da destek var. Sanki yatay gidecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü buradan tekrar zıplıyor ama tekrar aşağı kırıyor. Tekrar aşağı iniyor ama gördüğünüz gibi devamlı dalgalar halinde inip çıkıyor. Yani burada da gördüğünüz gibi çıkıyor, iniyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Böyle bu şekilde dalgalar halinde devam ediyor. Evet, şimdi bakalım. Burada da çizimden görüldüğü gibi dalga çıkıyor. Yine bir dalga aşağı iniyor. Yani burada alıcılar geliyor yukarıya doğru, fiyatı yukarı çıkartıyorlar. Buralarda satıcılar geliyor, fiyatı aşağı doğru indiriyor. Burada tekrar alıcı geliyor, yukarı çıkarıyor. Satıcı geliyor, aşağı indiriyor. Fiyatlar böyle hareket ediyor. Peki biz burada ne yakalayacağız? Biz burada sadece ve sadece bir tane dalga yakalayacağız. Yatay piyasaya oynuyorsak düşüş dalgalarını yakalamaya çalışacağız. Yani fiyatın yatay piyasada düşeceği yer geldiği zaman, örneğin burası direnç noktamız. Fiyat buralara geldiği zaman buralardan satış yapacağız. Aşağıda destek noktamıza geldiği zaman da, yani gelmeden önce de satış yaparak karımızı almaya çalışacağız. Örneğin diyelim ki destekte alış yapacağız. Şöyle yapalım hatta. Fiyatın buralarda olmadığını görelim. Diyelim fiyat buraları görmüyoruz. Bu şekilde şurayı direnç noktamızı çiziyoruz iki tane tepeye. Ve aşağıya da destek noktamızı çiziyoruz. Böyle uzatıyoruz şöyle. Fiyat buralara gelince satış yapacağız. Buralara düşünce de alış yapacağız. Fiyat buraya iniyor. Burada alış yapıyoruz. Stopumuzu buralara bir yere koyabiliriz. Nereye oynayacağız kâra? Bu dalgaya oynuyoruz. Sadece bu dalgaya. Kârımızı da bir önceki tepenin altında bir yerde alacağız. Bu şekilde strateji belirlenebilir. Yani dalgalarla bu şekilde surf edilebilir. Yani dalgalarla bu şekilde para kazanılabilir. Ben size şimdi 3 tane stratejimi anlatacağım. Bu stratejilerde işte yatay piyasada ne yapacağız? Düşüş trendinde ne yapacağız? Ve çıkış trendinde dalgalara nasıl oturacağız? Diyelim ki ilk stratejimiz, birinci, sıkışan fiyat aralığında alım satımları nerede yapacağız? Burası bizim direnç noktamız. Böyle çizdiğimiz zaman şurada, yani şu bölge, şurası bizim destek noktamız. Burası bizim direnç noktamız oluyor. Yani fiyat buralara gelince satış yapacağız. Buralara gelince de alış yapacağız. Eğer ki alış yapmışsak destekte, dirence gelmeden satış yapacağız. O dalgadan çıkacağız. Kurtulmamız lazım. Mesela alım yaptık destekte. Dirençte kesin satıcılar gelecek diye bir şey yok. Direnci kırar çıkabilir veya işte
dirençte satış yaptık. Aşağı inecek işte, destekte alıcılar gelecek. Buradan geri dönecek. Yani fiyat geri zıplayacak diye bir şey yok. Ama o biz neyi düşünüyoruz? Biz olasılıkların bizden yana çalışması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü neden? Desteğe geldim mi alım geleceğini düşünüyoruz. Dirence geldiği zaman da satım geleceğini düşünüyoruz. Bu şekilde bir plan çiziyoruz ama hangi noktadan girerseniz girin şansınız %50-50. Yani %50 kaybedeceksiniz veya %50 kazanacaksınız. Ama iyi bir risk yönetimi planınıza, yani bu stratejilerin herhangi birine iyi bir risk yönetimi katarsanız içine mutlaka kazanırsınız. Yani kaybedemezsiniz, mümkün değil. Şimdi diyelim ki gene burası, şu bölge bizim direncimiz, bu bölgede bizim destek noktamız. Bir önceki videomda mum çubukların gizemi adlı videomu mutlaka seyredin. Çünkü mum çubuklarını nerelerde nasıl kullandığımızı anlatıyorum. Yani şiddetle tavsiye ederim, çünkü bu stratejimizde de mum çubuklarını kullanacağız. Çünkü mum çubukların her bir tanesi, bu mum çubukların her bir tanesi insanların psikolojisini bahsediyor. İnsanların o durumda psikolojilerini bahsediyor. Çünkü orada bir kaçış var veya işte cesaretle bir alış var ki fiyat yükseliyor. Mum çubuğu bize bunu anlatıyor. Bunu da bizim işte alım satım fiyat aralığımıza geldiği zaman o mum çubuklarını arıyoruz. Örneğin burada. Burası direnç, burası destek noktamız. Fiyat buralara geldi mi alacağız. Buralara geldi mi de satacağız. Şöyle baktığımızda fiyat buradan inmiş aşağı. Buralarda biz mum çubuğu, mesela çekiç bir mum çubuğu arayabiliriz veya yutan mum çubuklarından bir tane arayabiliriz. Fiyat buraya gelmiş. Mesela şurada biraz büyütürsem bunu. Burada görüldüğü gibi mesela şurada bir çekiç var. Bunun üstüne ben alımımı koyarım. Altına da stopumu koyabilirim. Nerede kar alacağım? Direncime gelmeden buralarda bir yerde kar almam lazım. Peki risk yönetimi nasıl burada yapabilirim? Diyelim ki ben eğer ki burada 1 lira risk alıyorsam, yani sermayemin 1 lirasını harcıyorsam, burada en aşağı 2 liraya oynamam gerekiyor. Diyelim ki dirençte satacağız. Buralar bizim direnç noktalarımız, böyle devam ediyor. Buralarda mum çubuklarını arayacağız. Burada, bu bölgelerde. Örneğin fiyat buraya geliyor. Burada şu çubuktan sonra, hatta burada konsolide oluyor. Şöyle birazcık fiyat burada biraz konsolide oluyor, böyle bir iki mum. Ben şöyle de yapabiliriz. Konsolidenin dışına çıktığında alım veya satış kararımızı verebiliriz. Örneğin fiyat diyelim ki şu konsolide olan, yani burada sıkışan piyasanın dışına çıktığında satım yapacağım. Aşağı doğru ineceğini düşünüyorum. Yukarısına da stop koyabilirim buraya bir yere. Veya mum çubukları. Mum çubukları çok önemli. Mum çubukları burada diyelim ki şu yutan mum çubuğunu gördük. Nerede gördük? Direnç noktamızda gördük. Ben buraya satışımı koyarım, bu mum çubuğun altına, tam şuraya. Üstüne de stopumu koyarım. 1 lira risk alıyorsam burada. Aşağıya da 2 lira kârı oynarım. Gene fiyat buradan yukarı çıkıyor. Burada görüyorsunuz gene bir yutan mum çubuğu var ama bu yutan mum çubuğunun altına bu bölgeye satış koyamam. Çünkü çubuk çok büyük. Eğer ki ben burada yine 1 lira risk alıyorsam, bunun 2 lira getiri sağlamam için fiyatın bayağı aşağı sarkması lazım. Yani riskli. Ben burada işleme girmem. Yani giren de oluyor ama ben girmeyi düşünmem. Bir sonra fiyat bana bir daha güzel bir yerde bir hareket yaparsa orada işleme girmeyi yeğlerim. Mesela diyelim ki fiyat buradan düştü. Gene bizim direnç noktamıza geliyor. Eğer ki ben dirençli alım yapacaksam, bu dalgaya oynayacaksam, yukarı çıkış dalgasına, burada gene buralarda bir yerde mum aramam lazım. Mum çubuğumu. Buraya fiyat geliyor, düşüyor, düşüyor, düşüyor. Görüyorsunuz şurada yine bir yutan mum çubuğu var. Şu iki şey, iki tane çubuğumuz da yutuyor. Gene ben bunun üstüne buraya alış koyup buraya da stopumu koyabilirim veya bunun altına da koyabilirsiniz. Gene burada 1 lira risk alıyorsam buraya 2 liraya oynayabilirim. Şöyle gidecek olursak da işte şu bölgelerde bir önceki tepenin altında bir yerde kârımı alabilirim buralarda bir yerde. Çünkü burası bizim dead zone dediğimiz yer. Yani burası satış direnç noktası, satış gelebilir. Tabii bu satışı kırıp da yukarı da çıkabilir. Fiyat böyle gidebilir ama o zaman da kırdığına dair kendime güvence bulmam lazım. Yani bu fiyat burayı kıracak. Döndüğünde işleme girebilirim tekrar, çıkış.
Eğer ki trend takip ediyorsam bu şekilde yapabiliriz. Bir sonraki stratejim de trendlerde dalga yakalamak. Yani burada herhangi bir ortalama çizebilirsiniz. Ben burada mesela 50 günlük kullanıyorum. Genellikle 50 günlük kullanılır. Yani ama siz nasıl piyasaya da bakmak lazım. 50 günlük piyasa 50 günlükte 50 günlük ortalamada gerçekten işliyor mu, işlemiyor mu? Tabii o zamana kadar işleyebilir ama siz 50 günlük çizdikten sonra işlemeyebilir. E diyorum %50-50 şansınız var. Yani %50'sinde stop olacaksınız, %50'sinde para kazanacaksınız. Ama iyi bir risk yönetimiyle dediğim gibi para kazanmaya uzun vadede siz kazançlı olacaksınız. Çünkü siz burada kumarbaz değil, kasinoyu oynayan tarafsınız. E diyelim ki burada işte 50 günlük ortalamamız böyle geçiyor. Fiyatlar 50 günlük ortalamanın üstünde gidiyorsa zaten yükseliş trendindeyiz. 50 günlük aşağı kırdıysa da düşüş trendindeyiz. Yükseliş trendini oynayacağız burada. Fiyat çıkıyor. Zaten 50 günlük ortalamamızın üstünde. Şöyle biraz büyüteyim burayı. Fiyat 50 günlük ortalamamıza geldiği zaman alım yapacağız. Bir önceki tepenin de yaklaşık bir önceki tepenin oralarda veya biraz üstüne geçtiği zaman da çok fazla geçmesin. Biraz üstüne geçtiği zaman da satış yapacağız. Çünkü satıcılar gelir, fiyatın çok çıktığını düşünen satıcılar gelip fiyatı aşağı çekebilirler. Burada da fiyat çıkmış, aşağı iniyor. Biraz çıkıyormuş gibi. Gene burada mum çubuğumuzu arayacağız. Burada gördüğünüz gibi şurada şu mum çubuğumuz bizim yutan mum çubuğu. Ben bunun üstüne alım koyup buraya bir yere de stop koyabilirim. Eğer ki burada yine 1 lira risk alıyorsam 50 günlük hareketli ortalamamızın da üstündeyiz. Buraya bir yere 2 lira kar almam gerekiyor. İşte o da bu bölgelerde bir yerde olur. Yani şunun biraz üstünde şuralarda kar alabilirim. 2 lira eğer ki yani bir önceki tepenin tam üstüne bir yere kar hedefi koyduysak çok üstüne koymamamız lazım. Yani eğer ki 2 lira kar hedefi alamıyorsak da yani 1.8-1.9 da alabiliriz. Hiç sorun değil. Ama fazla yani burada gördüğünüz gibi bu tepenin üstüne çıkmış burada ama her zaman çıkar mı bilmiyorum. Veya işte siz uzun vadeli oturuyorsanız 1'e 3, 1'e 4 oynuyorsanız tabii bekleyebilirsiniz onu da. Gene fiyat düşüyor. Hadi burada giremedik diyelim. Çünkü 50 günlük ortalamamıza değmemiş. Gene çıktı. Bir önceki tepenin üstünde yani zaten hareketli ortalamamızın da üstünde gidiyoruz. Bu demek oluyor ki biz zaten yükseliş trendindeyiz. Fiyat gene düşüyor ve buraya. Burada bizim zaten gene bir çekiç dediğimiz mum çubuğumuz beliriyor. Bunun üstüne gene ben 50 günlük hareketli ortalamanın da üstünde fiyat. Bunun üstüne alımımı koyup buraya stopu koyabilirim. Yani gene 1 lira risk alıyorsam burada 2 liraya oynayabilirim. Bu da fiyat buradan çıkıyor. Şurada da satış yapabilirsiniz. Yani bir üstüne de oynayabilirsiniz. Satış yapacağımız yer şöyle de düşünebilirsiniz. Örneğin eğer şurada işleme girdiysek burası 1 lira risk attım sermayemden. Yani 2 liraya oynayacağım en az. Ama bir önceki direnç noktası burası. Şurada bir kısmını satıp bir kısmını da buraya bekleyebiliriz. Fiyat eğer burada olduğu gibi böyle aşağı dönerse de burada iş süren stopla stop oluruz. Yani en azından 50'lik karımızı da vermeyiz. Çünkü fiyat buraya çıkmadı. Ama sonra bir daha geliyor. Görüyorsunuz tekrar hareketli ortalama giriyor. Yani yukarıda satıcılara gelmeden biz pozisyondan ayrılmamız gerekiyor. Tekrar buraya geldiği zaman şurada yine çubuk beliriyor. Ama burada bir konsolide de var. Yani iki çubuğumuz var. Bunu ikisini de hesap etmek lazım. Bunun üstüne de konabilir şöyle. Yine buraya bir lira risk alıyorsak yukarı doğru 2 liraya oynayabiliriz. Fiyat bundan sonra görüldüğü gibi 50 günlük hareketli ortalamanın da altına kaymaya başlıyor. Burada zaten aşağıya gidiyor. Burada bu desteği de kırıp aşağı doğru gidiyor ve bayağı hacimli kırıyor. Demek ki biz 50 günlük hareketli ortalamamıza tekrar bekleyeceğiz. Hareketli ortalamamıza geldiği zaman ve çubuğumuzu arayacağız. Çubuğumuzu bulduğumuz zaman o çubuğun altına veya altına satışımızı koyabiliriz. 50 günlük hareketli ortalamamız burada. Gene fiyatlar yükseliyor. Gördüğü gibi. Ve gene değiyor burada 50 günlük hareketli ortalamamıza ve fiyat burada gene konsolide oluyor. Yani sıkışma alanının içine giriyor. Hatta şurada bir mum çubuğumuz da var. Şu mum çubuğumuz
ters çekiç, toplu iğne, pin bar da denebiliyor. Bunun altına değil de ben şunun altına koyayım, daha iyi olur. Zaten ikisinin altı da aynı. Ve bunun üstüne de stopumu koyabilirim. 1-2 puan üstüne. Gene burada eğer ki 1 lira risk alıyorsam buradan aşağı şu bölgede bir kısmını karımı alabilirim. Ve bir kısmını da bu bölgeye geçtikten sonra buralarda alabilirim. Ama fiyat dediğim gibi orada duracak diye bir şey yok. Siz 1'e 3, 1'e 4'e de oynayabilirsiniz. Fiyat burada bayağı iniyor. Burada bayağı 1 lira kar alıyorsunuz. Burada herhalde 1 liraya 4 lira, 5 lira kar alabilirsiniz. Evet, şimdi üçüncü stratejimize gelelim. Üçüncü stratejimiz biraz agresif. Çünkü bu genellikle biraz daha profesyonel alım satımcılar için. Çünkü trende karşı pozisyon alacağız ki çok zor. Yani her pek tavsiye etmem. Genellikle yani derler trend sizin dostunuz. Neden derseniz, eğer ki aşağı yüklü bir trend varsa yukarı çıkış dalgasından aşağı iniş dalgası her zaman daha büyük olur. Daha çok kar edersiniz. Buralarda işleme girip aşağı açmak daha çok kar getirir ama trende karşı da pozisyon alabilirsiniz. Eğer ki trende karşı pozisyon alıyorsanız zaten 1'e 5, 1'e 6 yani 1'e 4, 1'e 5 oynayabilirsiniz. Çünkü trend değişiyordur. Trend değişimine oynarsanız daha yüksek, daha çok stop olursunuz ama daha yüksek kar hedefine ulaşabilirsiniz. Örneğin burada bir şu şekilde yatay bir piyasa gidiyor. Zaten şurada işte şöyle çizersek bu buradan fiyat buradan kopuyor. Şuradan hacimli kopuyor zaten. Aşağı trend başlıyor. Aşağı trend başlıyor. Şimdi biz kontra yani aşağı trendin tersine yükselişe pozisyon alacağız. Mum çubukları arayacağız. Burada fiyat aşağı düşüyor ve gene mum çubuğu bekliyoruz. Hatta şöyle biraz büyüteyim. Daha rahat görebiliriz. Fiyat düşüyor. Burada da mum çubuğu beliriyor. Aslında burada da pozisyona girebilirsiniz. Mesela şurası. Şurada bir mum çubuğumuz var. Yani bu burada bir yutan mum çubuğumuz var. Hemen bunun üstüne alım koyabilirsiniz. Trende karşı eğer ki stratejiniz varsa. Buraya da stopu koyabilirsiniz. Ama fiyat buraya gitmiyor. Tekrar stop oluyorsunuz. Dediğim gibi bu tehlikelidir. Yani herkes biraz daha profesyonelce alım satım yaptıktan sonra bu agresif stratejiyi kullansanız daha iyi olur. Fiyat tekrar aşağı iniyor. Burada gördüğünüz gibi mum çubuklarımız yok ama burada gene bir pin bar yani toplu iğne başı işte çekiç beliriyor. Bunun üstüne alımımı koyup altına da stopu koyabilirim. Eğer 1 lira risk alıyorsam burada 2 liraya oynayabiliriz. Fiyat gene trend zaten aşağı doğru. Fiyat gene aşağı iniyor. Gene biz mum çubuğumuzu arıyoruz. Meşhur mum çubuklarımızı. Gene burada bir tanesi var. Bu Doji. Bunun üstüne de alım yapıp bunun altına da stop koyabilirim ama fiyat zaten çıkmamış. Fiyat düşmekte. Ama burada görüyorsunuz hiç bizim çubuklarımız gözükmüyor. Şöyle devam edeyim ben aşağı. Biraz daha indikten sonra buralarda şurada biraz şu bölgede de alım yapılabilir, düşünülebilirmiş. Buraya geri alım koyup buraya stop koyup ama zaten fiyat oraya çıkmamış. Yani bize price action yani fiyat hareketine göre bize alım yaptırmamış orada. Ama şurada yine bir yutan mum çubuğumuz var. Bayağı bir büyük ve yutan mum çubuğumuz. Bu önemli. Trend değişebilir. İşte burada gene trende karşı pozisyon alacaklar. Burada giriş yapabilir. Mesela bunun üstüne alımımı yapıp bunun altına da stopu koyabilirim. Eğer gene burada 1 lira risk alıyorsam burada 2'ye, 3'e oynanabilir. Çünkü trende yani trendin tam karşısına pozisyon aldığınızda daha çok kar edersiniz ama dediğim gibi çok fazla stop olursunuz. Bunu da biraz daha çok alım satım yaptıktan sonra iyice böyle bu işte kaşarlık denmeyin bu işte iyice profesyonelleştikten sonra yapabilirsiniz. Diyelim ki şöyle yaptık. Burada buraya alım koyduk. Buraya da stopumuzu koyduk. 1 liraya yaklaşık olarak burada herhalde işte 1, 2, yani 3, 3,5 gibi bir rakama oynayabilirsiniz. Eğer işte risk yönetiminizi nasıl yapıyorsunuz? İşte 1'e 2'ye mi oynuyorsunuz? 1'e 3'e mi oynuyorsunuz? Bunu da kendiniz bulabilirsiniz. Bunun da videosunu çekeceğim. Nasıl? Çünkü kendi alım satım kararlarınızdan sonra ne kadar başarılı olduğunuza göre yani eğer ki %50-50'den düşükse başarınız yani 1'e 3 oynamanız gerekiyor veya 1'e 2,5 oynamanız gerekiyor. Ama %50-50 gibi bir iyi alım satımcıysanız yani
bir de ikiye de oynayabilirsiniz. Bu üç stratejimizi istediğiniz piyasada kullanabilirsiniz. Yani bunları işte altında olur, dolar da olur, altın, dolar, işte borsada olabilir, işte ne bileyim gümüşte olabilir, hisse senetlerinde olabilir, işte ereğli işte vesaire, kağıtlarda olabilir. Hepsinde kullanabilirsiniz. Yeter ki buna uymanız gerekiyor. Önemli olan nokta, stop olduğunuz yerde mutlaka stop olacaksınız. Kar alım yerlerinde mutlaka kar alacaksınız. Çünkü işte ben daha yükseğe, daha yükseğe, daha yükseğe ama nereye kadar olduğunu bilmediğim bir trade'e girmemem lazım. Siz de girmeyin. Yani Ankara'ya gidecek trene binip de bu tren neden Edirne'ye gitmiyor diye soramayız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Beğenmediyseniz de sorun yok. Abone olursanız kanalıma, bundan sonraki gelecek videolarımda daha iyi alım satım kararları nasıl verilir, özellikle riskimizi nasıl yöneteceğimize dair videolarım olacak. Kaçırmamanızı öneririm. Görüşmek üzere. Olasılıklar hep sizden yana olsun. Bay bay.